Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bugün sütlü tatlı severler için çok nefis, çok hafif bir tarifim olacak inşallah. 4 adet yumurtamın üzerine 1 çay bardağı toz şekerimi ekliyorum. 3-4 dakika kadar çırpacağım. Çırpma işlemimi tamamladım. Şimdi üzerine 1 çay bardağı irmiğimi ekliyorum. 1 çay bardağı elenmiş un. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da limon suyu ekliyorum. Tatlımızın harcını hazırladım. İşte şöyle yağlamış olduğum kare borcama aktaracağım. Şimdi tatlımızı önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişmeye bırakıyoruz. Tatlımız pişerken şerbetini hazırlayalım. Bir su bardağı sütümü şöyle tencereme alıyorum. Üzerine bir su bardağı toz şeker ekliyorum. Toplamda 4 su bardağı süt kullanacağız. Ama ilk etapta şeker eriyene kadar bir su bardağı süt ile şöyle ısıtalım. Ve daha sonra kalan sütümüzü ekleyeceğiz. O şekilde tatlımızın üzerine aktaracağız. Şeker eriyene kadar sütümü ısıttım. Şimdi şöyle diğer 3 su bardağı sütün içerisine ekliyorum. Şerbetimizi bu şekilde hazırlıyoruz arkadaşlar. Soğuk olarak kullanacağız. Tatlımızın üzerine eklemek için 2 poşet krem şantiyi 1 su bardağı soğuk süt ile çırpalım. Tatlımızın keki pişti. Şöyle ilk sıcağı çıkmasını bekledim. Şimdi üzerine hazırlamış olduğum soğuk şerbeti ekliyorum. Tatlımız şerbetini çekti ve iyice de soğudu. Şimdi şöyle üzerine hazırlamış olduğum krem şantisini ekliyorum. Dilerseniz bu şekilde bir sıkma torbasıyla ya da düz olarak da üzerine sıvayabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Tatlımın üzerine şöyle bolca Hindistan cevizi serpiyorum. Bir tarifin daha sonuna geldik arkadaşlar. Çayınız demleyene kadar hazırlayabileceğiniz çok pratik bir tatlı oldu gerçekten. İnşallah sizler de dener ve beğenirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.